işlere selam. Sürt ve bilim ve sosyalizm. Arkadaşlar, anasını da aldı geldi kızım. Herkes anasıyla geliyor buraya. Şimdi gelmiş geçmiş. Hiçbir zaman hayatımızdan, kalbimizden silmeyeceğimiz bütün devrimci şehitlerimiz için hepinizi yani saygıya rica ediyorum arkadaşlar. Deniz Gezmiş için, Hüseyin Mahir Çayan için, Yusuf İnan için, Ethem için, Ali için, bütün şehitlerimiz için. Şimdi daha önceleri çocuklara baktığım zaman diyordum ki yani bunlar internet bağımlıları. Gençlik elden gitti. Gördüm ki gençlik elden gitmemiş çocuklar. Allah sizden razı olsun. Ayrıştırmaya çalışan turbanlı arkadaşlarımız da hiçbir zaman bu hükümet bizi ayrıştıramayacak. Turbanlı arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimizdir. Türk halkı bir bütündür arkadaşlar. Bunu hiç kimse unutmasın. Ne AKP'si, ne gelecek olan, ne geçmiş olan. Hiçbir faşist unutmasın. Sizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba, ben de sizlerle birlikte direnişin ilk gününden beri emek verenlerden bir tanesiyim. Buradan sizin nezdinizde bir rahatsızlığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bizler sizlerin de arasında bulunduğu binlerce, yüz binlerce insanla birlikte bu alanı zapt ettik. Kızılay Meydanı'nı kazandık arkadaşlar. Ancak hala hazırda belli alışkanlıklar sürdürmeye devam ediyor arkadaşlar. Artık şunu zihnimize kazımalıyız arkadaşlar. Kızılay Meydanı bütün demokratik taleplerin haykırılacağı bir alan olmalıdır arkadaşlar. Bunu sonuna kadar kullanmalıyız arkadaşlar. Biz burası için yüzlerce tutsak, 4 tane şehit ve binlerce yaralı verdik arkadaşlar. Daha fazla bu alanı kazandığımızı daha başka neyle ifade edebiliriz arkadaşlar? Taksim nasıl bizimse Kızılay'da bizimdir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bir öneri olarak söyledi arkadaş ama biz de burada forum yapan arkadaşlar dile getirmeye çalışıyoruz. Bir hak talep edilecekse onun basın açıklamalarını artık burada yapalım. Bizi sıkıştırdılar Yüksel Caddesi'ne, Sakarya Caddesi'ne. Artık şehrin göbeği eylem yapılabilir bir alandır. Ve burayı bir eylem alanı olarak işçilerin, sendikacıların, sendikalıların eylem yapacağı alan olarak, hakkını arayan herkesin eylem yapacağı bir alan olarak biz direnişçiler halkımıza armağan etmiş olalım burayı. Ve burayı her türlü tepkiyi, öğrencilerin, işçilerin, köylülerin, kim olursa olsun her türlü tepkisini dile getireceği bir yer haline getirelim. Burası artık halkındır. Merhaba, Antalya'dan selam getirdim hepinize. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi Atatürk'tür. Bunu hepimiz kabul ederiz, değil mi? Atatürk öyle şahsına münhasır bir insandı ki, devrimcilik ve milliyetçilik ikisi de bir aradaydı. Getirdiği ilkeleri ve devrimleri ne yazık ki muhafaza edemedik. Atatürk'ün öldüğü günden itibaren bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetler, tüm partiler, tüm STK'lar dışarıdan fonlandıkları için bu ülkede ihanet sürdürmüşlerdir. Maalesef bugün geldiğimiz nokta budur. AKP hükümeti yaptığı faşizmle bunun üzerine tüy dikmiştir. Söylemeye çalıştığım şu. Burada Otpor, Kanvas gibi, Arap Baharı gibi direnişlerde örgütleme yapan örgütlerin Occupy adlı örgütlemeleri maalesef burada da parmak atmıştır. Lütfen bunlara karşı temkinli olalım. Ne istiyoruz? Ülkemiz tam bağımsız olsun istemiyor muyuz? Tam bağımsızlık istiyorsak Atatürk bu parolayı verdi bize. Ya istiklal ya ölüm.
ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyenin ehliyetini anlayalım. Ayrımcılık yok. Arkadaşlar, biraz daha ortak tartışma yapabileceğimiz konuşmalarla ilerletebiliriz forumumuzu herhalde. Tabii ki düşüncelerimizi, her türlü düşüncemizi burada ifade edeceğiz. Kısa bir duyurum olacak. Ethem Sarısül'ün katilinin bulunması için bir imza kampanyası var. Arkadaş dolaşıyor bu imza metniyle beraber. İmzalamamış olan arkadaşlar varsa eğer imza atabilirlerse seviniriz. Arkadaşlar iyi akşamlar. Benim bir sesli düşüncem var. Sizlerin de eğer katılırsanız bu eylemi gerçekleştirelim diyorum. Şimdi Ankaralı gençler biraz aksiyon istiyorlar. Biraz hareket istiyorlar. Benim de aklımdan şöyle bir düşünce var. Şöyle 1000 araçlık bir konvoy yapalım. Günün birinde, pazar olur, cumartesi olur. Ve bu Atatürk bulvarında araçlar sürekli kornalarıyla, bayraklarıyla geçsin. Arabasız arkadaşlar da bu köşelerde her yer Taksim, her yer Deniz diye bağırsın. Arabanın ve taksiye. Bence güzel bir eylem olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar, arabası olanlar arabayla kornasını çalar, bayrağını sallar. Arabasızlar da köşelerde her yer Taksim, her yer direniş diye bağırır. Eğer yapabilirseniz bence güzel olabilir. Festival arasında geçer. İkinci bir önerim var. Arkadaşlar, Ethem için imza kampanyamız vardı. Ben sadece imza atmanızı istemiyorum. Bunu ben istiyorum arkadaşlar. Herkes bir tane kağıt alsın ve o kağıdı gitsin mahallesinde, evinde, komşularından toplayıp gelsin. Artık milyonlar görmek istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu etrafı biraz açmamız gerekiyor. Çünkü burada söz de alınamıyor. Hiçbir şey organize edemiyoruz. Biraz açalım. Böyle halkayı biraz genişleteceğiz. Özellikle bu kürsünün etrafında bir boşluk bırakalım. Bir boşluk bırakalım. 2-3 adımlık bir boşluk. Ve söz almak isteyen arkadaşlar sırayla burada dursunlar ki kaos olmasın. Yani oturabiliriz ama ayakta bir boşluk yaratmamız gerekiyor burada. Arkadaşlar, biz şu anda neden buradayız? Ve 1,5 aydır buradayız.